Bir tarafta Körfez'in petrol ve doğalgaz zengin ülkesi Katar, diğer tarafta Türkiye. Türkiye ile Katar geçtiğimiz 10 yılda oldukça yakın ilişkiler geliştirdi. Dev Türk şirketlerinin satışında, kamu satışlarında adı geçen Katar, Türkiye ekonomi gündeminde en çok konuşulan ülke. Muhalif kanat Katar'a takmış vaziyette. Peki bu Katar sevdası nereden çıktı? Katar ülkemize değer mi Katar, yoksa katmer katmer satılır mıyız? Katar gerçekten kötü gün dostumuz mu, yoksa sadece ticari bir ortak mı? Gelin Türkiye ile Katar arasındaki enteresan ilişkinin yolculuğuna çıkalım. Önce Katar hakkında ufak bir bilgilendirmeyle başlayalım. Katar yüz ölçümü olarak bizim Çorum'dan bile daha küçük bir ülke. 11.586 km². Nüfusları da 3 milyonu bile bulmuyor. Ama petrol ve doğalgaz sayesinde kişi başına düşen geliriyle dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Katar dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı. Haliyle Katar'daki sıcak para bazılarının iştahını kabartıyor. Katar bölge ülkelerinden farklı olarak sadece petrol zenginliğiyle var olmayı reddedip uluslararası platformda birçok sektörde yatırıma imza atan bir ülke. Türkiye'de de çoğu yatırımın arkasından Katarlılar çıkıyor. Türkiye-Katar ilişkileri asıl 2000'li yıllarda artmaya başlar. Özellikle 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Türk dış politikasında Orta Doğu'ya doğru yönelme gerçekleşir. Bu politikada etkin olan isimse Erdoğan'ın ve Abdullah Gül'ün önce dış politika danışmanlığını yapan, ardından Dışişleri Bakanı olan Ahmet Davutoğlu olur. AK Parti iktidarında Türkiye, Orta Doğu coğrafyasında etkili olmak istemektedir. Arap dünyası ve Körfez ülkeleriyle ilişkiler yeniden ele alınır. Başlarda bütün Körfez ülkeleriyle ilişkilerimiz güçlü bir şekilde başlar. Bölgenin etkili kurumları olan İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile yakın ilişkiler kurulur. Ancak Katar'ın zamanla özel bir yeri olacaktır. 2000'li yıllar aynı zamanda Katar'ın Orta Doğu dış politikasında dinamik bir oyuncu olarak yükselişine şahit olur. Katar, Körfez'deki İran ve Suudi Arabistan rekabetinden endişe duymaktadır. Orta Doğu'daki etkisini artıran Türkiye'yi bölgede dengeleyici bir aktör olarak görür. Türkiye ise liderlik emelleri doğrultusunda Katar'ı önemli bir partner, yumuşak güç alanını genişletmesi adına da potansiyel bir aracı olarak görmektedir. 23 Mayıs 2007. İki ülke arasında bölgesel politikalarda uyumun sağlanmasıyla Türkiye ve Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşması imzalanır. Böylece sonraki yıllarda oluşturulacak askeri ittifakın ilk adımları atılmış olur. Yıl 2010. Orta Doğu'da Arap Baharı protestoları başlar. Ne bu Arap Baharı? Halklar baskıcı ve diktatör rejimlere karşı özgürlük talebiyle ayaklanır. 2011 yılına gelindiğinde ise birçok Arap diktatörü resmen devrilir. Arap Baharı olarak adlandırılan bu dönemde Mısır, Tunus, Yemen ve Libya'da devlet başkanları devrilirken diğer Arap ülkelerinde köklü değişimler yaşanır. Bu çalkantılı dönem Katar'ın etkile ve söz geçir politikasının ciddi bir başarı elde etmesini sağlar. Halkın özgürlük talepleri sebebiyle ortaya çıkan Arap Baharı hem Türkiye hem de Katar tarafından desteklenir. Dış politikalarında uyumları da iki ülkenin birlikte hareket etmesini sağlar. İki ülke de İran'ın bölgedeki artan nüfuzundan endişe duymaktadır. İki ülke de Suriye iç savaşında Esed yönetimine karşı savaşan Özgür Suriye ordusunu destekler. Irak Şam İslam Devleti'ni bölgede bir tehdit olarak algılarlar. Mısır'da Sisi tarafından gerçekleştirilen darbeyi eleştirerek Müslüman kardeşlere destek verirler. 2013 yılının Haziran ayında Arap dünyasında beklenmeyen bir olay gerçekleşir. Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife El Thani tahtını 33 yaşındaki oğlu Şeyh Tamim'e devreder. Körfez ülkelerindeki ölene kadar tahtta kalma geleneği bozulmuştur. Bu alışıldığın dışında bir hamledir. Hatta kimileri oğlunun babasına zorla iktidardan el çektirdiğini iddia etse de baba El Thani ülkenin gençlerini güçlendirmeye ve değişime ihtiyacı olduğunu söyler. Çiçeği burnunda genç emirimiz, Türkiye'de AKP iktidarı ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkiler kurar. 2013 yılı Türkiye ve Katar ilişkilerinin altın yılı olacaktır. Karşılıklı ziyaretler sıklaşır. Hatta ülke liderleri ziyaretleri sırasında birbirlerine kardeşim diye hitap etmeye başlar. Misafirliğe gittik geldik, onlar geldi gitti. Artık eli boş gelmek olur mu Katar'cığım? Bu misafirleşmelerin karşılığı olacaktır elbet. Gördüğünüz gibi Katar 2013 yılında Türkiye'ye doğrudan yatırımda birden atak yapar. 500 milyon dolara yakın yatırım gerçekleştirir. Gelişen ticari ilişkilerle birlikte Katar
Türkiye'nin önemli sıcak para kaynaklarından biri haline gelmiştir. Aradan bir yıl geçer. Katar'la Türkiye arasından su sızmamaktadır. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim tarafından Yüksek Stratejik Komite kurulmasına ilişkin ortak mutabakat imzalanır. İlişkiler iyice ilerleyince Türkiye'nin Katar'da askeri üs kurması gündeme gelir. Görüşmelerin ardından Türkiye-Katar askeri işbirliği anlaşması imzalanır. Başkent Doha'da askeri üs kurulmasına dair olan bu anlaşma 2015 yılının Mart ayında Meclis Genel Kurulu'ndan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından geçer. Katar'da kurulacak üs için Türkiye hiçbir masraf yapmayacak, tüm masrafları Katar karşılayacaktır. Ve Ekim 2015'te iki ülkenin ordusu ilk ortak askeri tatbikat düzenler. İlk defa Katar'da askerimiz konuşlandırılır. Gönderilen Türk birliğinin ana görevi Katar askerlerinin eğitimidir. Ancak bölgede yaşanabilecek krizlere müdahale edebileceği de belirtilmiştir. Katar inanılmaz stratejik bir mevki. Amerika öncülüğündeki Irak işgalini koordine eden komuta merkezi de Katar'dı. Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü burada bulunuyor. Bu yüzden Katar'daki askeri üssümüz, Türkiye'nin o yıllardaki en büyük askeri ve diplomatik başarılarından biri olarak görülür. Katar açısındansa topraklarında bir Türk üssünün bulunması, özellikle İran'ın yayılmacı politikalarına karşı caydırıcı bir unsurdur. Katar ve Türkiye arasındaki vize uygulamaları da kaldırılır. Türkiye'nin Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz alımı, eğitim, bilim, teknoloji, çevre, denizcilik ve enerji konularında çeşitli anlaşmalar imzalanır. Yani keyifler tıkırındadır. İlişkilerin oldukça verimli geçmesi neticesinde 2015 yılı Türkiye-Katar Kültür Yılı ilan edilir. 24 Temmuz 2015. Türkiye, sınır güvenliğini sağlama amacıyla PKK ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı düzenler. Arap Birliği ülkelerinden Türkiye'ye kınama mesajı gelir. Katar 1971 yılından bu yana üyesi olduğu Arap Birliği'nin deklarasyonunu kabul etmediğini açıklayarak Türkiye'nin harekatına destek verir. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesi çerçevesinde meşru müdafaa hakkını kullandığını söyler. 18 Aralık 2016. Yüksek Stratejik Komite ikinci toplantısı için bu defa iki ülke Trabzon'da bir araya gelir. Katar emiri Trabzonspor'un Şenol Güneş Stadı açılışında ağırlanacaktır. Statta sırasıyla Türk bayrağı, Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev fotoğrafları yan yana dizilir. Bu tablo muhalefet tarafından oldukça eleştirilir. Erdoğan, Katar emiri Şeyh Tamim'e Trabzon yaylaları üzerinde helikopterle iki tur attırır. Hele hele bugün helikopterle Trabzon'un üstünde dolaşırken kendisi de hayran kaldı. Niye biz buralarda kayak tesisler yapmıyorsunuz diye bunu da sordum. Onların da altyapısını ayrıca yapmamız lazım tabii. Onun için oteller yapmaya da hazır olduklarının müjdesini de ayrıca verdiler. 2016 yılında Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten ilk ülke Katar olur. Erdoğan El Arab gazetesine Katar'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında sergilediği dayanışmayı, desteği unutamayız. Katar kara gün dostu olduğunu gösterdi der. Ama Doğu Akdeniz'de Katar dostunun arkasından iş çevirecektir. 5 Nisan 2017 Güney Kıbrıs, Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ederek Doğu Akdeniz'de petrol arama anlaşmalarına başlamıştır. Türkiye'yi dışlamak isteyen Güney Kıbrıs Rum yönetimi, ExxonMobil ve Katar petrolleri ortaklığıyla anlaşarak doğalgaz arama çalışmalarını başlatır. Ey gidi Katar, 2 dakikada sattın bizi. Ankara bu sondaj çalışmalarına sert tepki gösterir, daha sonra da Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Akdeniz'e gönderir. Dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak, bizi hayrete düşüren söz konusu firmalar içinde Katar'ın da olması. Açıkçası duyduğumda şaşırdım. Katar gibi bir ülkenin gerçekçi olmayan projelerin içinde olması bizi sadece şaşırtmadı, aynı zamanda da üzdü der. Aradan 2 ay geçer. Körfez bölgesinde son yıllarda görülen en büyük diplomatik kriz başlamak üzeredir. Katar bir süredir komşuları tarafından Orta Doğu'da teröre destek verdiği nedeniyle eleştirilir. Körfez ülkelerinin patronu konumundaki Suudi Arabistan'a göre Katar, bölgede istikrarı tehdit eden Müslüman kardeşler, DAEŞ ve El-Kaide'nin de dahil olduğu birçok terörist ve mezhepçi grubu kucaklayarak hem siyasi hem de finansal destek vermektedir. Katar hükümeti teröre destek verdiği iddialarını uzun süredir yalanlasa da Körfez ülkeleri tarafından dışlanır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Mısır, Bahreyn gibi ülkeler birleşerek Katar'la olan tüm diplomatik ilişkilerini koparır. 8 ülke diplomatik ilişkilerini keserek, hava sahasını kapatarak Katar'ı ekonomik ve politik abluk altına almıştır. Şimdi ise Türkiye, Doğu Akdeniz'de yediği dost kazığına rağmen Karagün dostu olduğunu gösterecektir. Körfez krizinden sadece 2 gün sonra, 7 Haziran 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Katar'a Türk ordusunun asker yollamasını ve iki ülkenin birlikte askeri tatbikat yapmasını onaylar. 18 Haziran 2017'de ise 5 zırhlı araç Türkiye'den Katar'ın Doha şehrine ulaşır. Türkiye sembolik de olsa askeri olarak Katar'ın yardımına koşmuştur. Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı kriz çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Hatta Katar'a karşı askeri bir müdahale ya da darbe yoluna kadar gidebilirdi. Ancak Katar için büyük bir sorun daha vardır. Çöl ülkeleri doğaları gereği su ve gıda yetiştirmekte zorlanır. Her gün yüzlerce kamyon sınırı geçerek Katar'a gıda götürmektedir. Katar gıda ihtiyacının %70'inden fazlasını yurt dışından ithal eder. Fakat Basra Körfezi'nde bir yarımada olan Katar'ın karadan tek komşusu Suudi Arabistan. O da sınırları kapattı. Ne yiyecek içecek bu adamlar? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a uygulanan boykotları insanlık dışı olarak değerlendirerek idam cezasına benzetir. Türkiye, Katar halkının gıda ve su ihtiyacını karşılamak için harekete geçer. Katar'a 100'den fazla kargo uçağıyla süt, yoğurt, tavuk ve meyve yollanır. 4000'den fazla gıda malzemesi taşıyan bir gemi gönderilir. Blokajın ilk 4 ayında Türkiye'nin Katar'a olan ihracatı %90 artmıştır. Katar'daki kardeşlerimizin yanında olmak, onlara gıda yardımında bulunmak, onlara gıda ihraç etmek, ilaç vesaire ihraç etmekten dolayı rahatsız olanlar var. Kusura bakmayın. Biz Katar'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Krizin başından beri Katar'a güçlü bir şekilde destek veren Türkiye, aynı zamanda Suudilere uzlaşı için çağrıda bulunur. 22 Haziran'da Erdoğan, Suudi Kral Selman'ı arar. Selmancığım uzatmayın artık. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Şu işi barışçıl yollarla tatlıya bağlayın der. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra ambargonun kalkması için Katar'a 13 maddelik bir talep listesi sunarlar. Size 10 gün süre. Ya taleplerimizi yerine getirirsiniz ya da dışlanmaya devam edilirsiniz. Ancak bu şartlar arasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması da vardır. İlgili maddede yakın zamanda kurulan Türkiye askeri üssünü kapatın ve Katar sınırları içinde Türkiye ile askeri işbirliğini durdurun ifadesi yer almaktadır. Erdoğan bu şartı devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz sözleriyle eleştirir. Katar'a diz çöktürmek isteyen Körfez ülkelerine atfen bizler dostlarımızı zor günlerinde asla yalnız bırakmadık, bırakmayız der. Bizler Karagün dostu. Dolayısıyla kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Katar'da bu taleplere boyun eğmeyeceklerini belirterek 13 maddelik dayatmayı reddeder. Türkiye'nin Körfez krizinde Katar'ın yanında yer alması, uygulanan ablukanın kırılmasındaki en temel faktörlerden biri olur. Geçen yılların ardından hafifletilse de abluka bugün hala devam ediyor. Katar Dışişleri Bakanı, kriz sürecinde bize yardım eden Türkiye'ye asla sırtımızı dönmeyeceğiz demiştir. Yıl 2018. Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler tarihinin en büyük krizlerini yaşamaktadır. Trump, Rahip Brunson'un Türkiye'de tutuklanması üzerine Temmuz ayı sonunda Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımlar açıklar. Türkiye ekonomisini batırmakla tehdit eder. Türk lirası birkaç hafta içinde %40 değer kaybetmiştir. Bu sefer de Katar yardım elini uzatır. Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapma sözü verir. Ardından iki ülkenin merkez bankaları arasında ikili para takası yani swap anlaşması imzalanır. Anlaşmanın temel hedefi iki ülke arasındaki dış ticareti kolaylaştırmak ve finansal istikrara destek sağlamaktır. 3 milyar dolarlık swap anlaşması önce 5 milyar dolara, ardından 2020 yılında 15 milyar dolara yükseltilir. Katar emiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini ve Türkiye'ye olan güvenini göstermek için 400 milyon dolar değerinde Boeing 747-8 tipi bir özel uçak hediye eder ve muhalefet kanadında yer yerinden oynar. Böylesine devasa bir hediye neden ve ne karşılığında Erdoğan'a gönderiliyor diye sorarlar. Katar ve Türkiye arasında ilişki oldukça güçlenmiştir. Arada düşüp kalksalar da iki taraf da zor günlerinde birbirlerinin yanında durur. Ekonomik yönden problem yaşayan Türkiye'ye sadece Katar destek olmuştur. Aynı zamanda Katar, Türk müteahhitlerinin en çok proje üstlendiği 7. ülke. Türk firmalarının
Katar'a iş yapmasına güçlü destek veriyorlar. Türkiye askeri ve siyasi gücüyle, Katar ise ekonomik gücüyle ittifaka katkı yapmakta. Şimdi gerçekçi olalım. Parasal olarak baktığımızda evet ihtiyacımız var. Hükümet dünyanın önde gelen para kaynaklarından biri olan Katar sermayesini yurt içine çekmek için büyük çaba harcıyor. 2020 yılının sonunda atılan imzalarla Borsa İstanbul'dan İstinye Park'a, Haliç'teki mega projeden Antalya Limanı'na kadar birçok şeyi Katar ya aldı ya ortak oldu. Peki doğrudan yatırımlarda Hollanda Türkiye'de bir numarayken muhalefet neden sürekli Katar'ı eleştiriyor? Batı yapınca ooo yabancı yatırım geldi harika, Katar yapınca sata sata bitiremediniz mi oluyor? Köprü ve otoyol ihalelerinde Çin var. Renault'dan Carrefour'a kadar Fransa yatırımı var. Amerika'nın gıda yatırımları var. Türkiye Ekonomi Bankası'nın %50'si Fransa'nın. Aslan payı Batı dünyasında. Aslında muhalif kanadın eleştirdiği nokta şu. Katar'ın yatırım yaptığı şirketlerin AK Parti'ye yakınlığıyla bilinmesi. Bu ortaklıkları yeterince şeffaf olmadığı, satış rakamlarının net açıklanmadığı, çok daha büyük meblağlarla gerçekleşmesi beklenen ihalelerin düşük rakamlarda kaldığı eleştiriliyor. Mesela 2013 yılında devletin elinde olan BMC, 2014'te 751 milyon liraya AKP'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Ethem Sancağ'a satılmıştı. O da %49.9 hissesini Katar'a sattı. Ordunun yerli tanklarının seri üretimi işi BMC'ye verildi. 45 yıl boyunca milli tecrübe ve bilgi birikimle zırhlı araç üreten devlet malı tank palet fabrikamızın işletmesi BMC şirketine 25 yıllığına verildi. Sakarya'daki bu fabrikamız aynı zamanda ağır silahların üretildiği bir tesis. Türkiye, dış ülkelerden teknolojik olarak bağımsızlığını kazanmak ve silah ihracatında lider konumuna geçmek istiyor. İnsanların canını acıtansa şu, yerli tankımızı neden Katar ortaklı bir şirket üretiyor? Ordumuza yerli tankı bu yabancılaşan BMC yapacak. Savunma sanayisinde milli şirketimiz Roketsan dururken, Aselsan dururken Katar ortaklı özel BMC tercih edildi. Devletimiz tank üreten bir sanayi savunma devine sahip olabilirdi. Almanya gibi, Rusya gibi milli şirketlerimizle kendi tankımızı kendimiz üretebilmek isterdik. Üretim yapamadığımız için kamuya ait şirketleri özelleştirerek idare etmeye çalışıyoruz. Peki son sorumu soruyor ve gidiyorum. Taşıma suyuyla değirmen döner mi? Günü kurtarmak için yarınlardan neleri feda ediyoruz?